Tabii e, maça geçtiğimizde bu akşam itibariyle kuruzenin akşamı diyebiliriz. Yani belki e, sezon başından itibaren e, beklenen, istenen yani performansının aslında bu olduğunu daha önce e, geçmiş performanslarında gösteren bir oyuncu olarak ilk defa bu akşam ben buyum ve buradayım ve bu takımda lider oyuncularından bir tanesiyim mesajını çok açık bir şekilde verdi kuruze gerçekten e, oyun içerisinde çok etkili bir oyuncu izledik ama. Takım bütününe geldiğimizde biraz evvel senin girişte bölümünde söylediğin gibi çok önemli bir oyun olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Çok güçlü bir oyun, çok etkili bir oyun, çok istekli bir oyun, çok arzulu bir oyun. Ve o oyunun içerisinde bütünlüğü çok iyi yakalamış, kendi rakibini çok iyi çözmüş analiz etmiş analiz ettiklerini de uygulama olarak sahaya çok yansıtan bir Fenerbahçe var. Yani bugün baktığımızda pozisyonları üst üste e, koyuyorum. E, uzun dönemdir belki birkaç senedir öyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hem ilk yarıda hem ikinci yarıda bu kadar çok oyuna hakim olarak, bu kadar çok pozisyona sahip olduğu, bu kadar e, üretken olduğu bir maçı izlememiştik. Onu söyleyeyim. Bu maç şu açıdan da değerli. Yani bu tür maçları ee, Anadolu takımı dediğimiz diğer takımlara karşı oynayabilirsiniz. Bu kadar pozisyon zenginliği içerisinde e, olabilirsiniz. Maçlarda performanslarınız olabilir ama Bakşakşehir gibi bu ligin son 4 yıldır e, tepesinde yer alan ve her sezonun şampiyonlukta acaba olabilir mi noktasında bir beklenti yaratan e, bir ekibe karşı bu kadar etkili bir oyun oynamak hakikaten çok önemli bir iş onu söyleyelim. Yani Fenerbahçe belki sezon başından beri Ersun Hoca'nın hayal ettiği oyunu bu akşam dört dörtlük bir şekilde oyunun tamamına yayarak çok etkili bir şekilde oynadı. Nereden başlarsak başlayalım çok iyi şeyler söyleyeceğiz. Yani işin hücum bölgesinde de çok etkili bir Fenerbahçe var. Orta alana geçtiğimizde yani Başakşehir'in en önemli bölümlerinden etkili yerlerinden başında gelen orta alan İrfan Can, işte Topal Mahmut Yoklar bugün sahanın içerisinde. İrfan Can belki kariyerinin en kötü ve en zayıf maçlarından bir tanesini oynadı ama bunu bu şekilde oynatan bir Fenerbahçe orta sahası var. Yani çok başarılı bir Gustavo var. Çok diri, istekli, inanılmaz rakibine basan, nefes aldırmayan, ısınan bir Ozan var. ya yani Kuruze'nin oyun içerisindeki müthiş depreseleri, topla buluşmasının icra işlerini geçtik. Bir de işin işte savunma tarafında da Karşısına gelen oyuncuları karşılayan bir oyun yapısı var. Onun ötesinde Fenerbahçe'nin belki sezon başından beri en zafiyetli gibi görünen stoper bölgesinde Cahilson ve Serdar bugün Krivelli'ye adam attırmadılar. O bölgenin içerisinde hiç kimseyi de sokmadılar. Bugün sahada en, en zayıf iki oyuncu gördük. Biri Viska, biri İrfan Can, biri de Krivelli üçüncü oyuncu sayarsak. Çünkü bunlar o kadar çok yakın e, ve ensesinde baskıyla oynadılar ki... Hiçbir şekilde topa sahip olamadılar. Ne ikinci topları aldılar, ne kendi topa sahip olduklarını kendilerini gösterebildiler, ne de oyun içerisinde artı bir iş yapabildiler. Yani burada Dirar'ın da e, oyun içerisinde bu savunma anlamında çok başarılı olduğunu söyleyelim. Ben Serdar'ın birebir müdahalelerinde, Jaiso'nun zamanlamasında çok iyi bir fenerbahçe gördüm. Yani büyük takım oyununda öne doğru çıktığında işte savunma bile on böyle oynayacak. Yani rakibine basacak, ikinci topları vermeyecek kendi kazandığı toplarda en çabuk oynamaya çalışacak. Yani işin özelinde baktığımızda Fenerbahçe oyunu ilk yarıda da çözebilecek kadar pozisyon zenginliği var. Yani şut pozisyonları az değil. Rodriguez'e yakaladıkları var. Kuruze ile yakaladıkları var. Tolga ile yakaladıkları var. Ama ikinci yarı oyunu çözebildiler. Burada tabii Fenerbahçe adına başka bir şey daha vardı. Bir özetle onu da geçeyim hemen. Emreli ve emresiz Fenerbahçe. Oraya bugün, sonra gelelim mi hocam? Evet yani bugün belki ilk tercih geldim. ile beraber Fenerbahçe kendi düzeninde de farklı bir şey yaptı ama bunu da başarabildi ve gerçekleştirebildi. Evet. Tümer Metin sizden de bir giriş alalım. Nasıl buldunuz bu karşılaşmayı? Şimdi e, büyük takımları 3 maçı üstte kazanmak tabii ki bambaşka bir özgüven getirir. Özellikle şampiyonluk yarışı içinde e, başka bir yere taşır sizi. İç sağ oyununuzu güçlendirir. Ee, takımın hüviyetini, çevresini ve bütün dinamizmini iç sahada bambaşka bir seviyeye taşır. Fenerbahçe'yi çarpı 2 ile başka bir yere taşıdı. 3 maç üst üste kazanmak. Bugün 4 maçlık seri bundan sonraki haftaları da yansıyabilecek seviyede görülecek. Orası çok net. Burayı bir kenara koyalım. Ee, er Ali abi yorumu yaparken Ersun Hoca'nın sezon başından beri oynatmak istediği oyun dedi. Ben orayı görüyor ve arttırıyorum. Ersun Hoca'nın geldiğinden bu yana oynamak istediği oyun buydu. Müthiş bir ilk 45 yarı. ilk 45 dakika. Olağanüstü oynadı Fenerbahçe. Ee, şimdi Başakşehir'i hiç bu kadar kötü görmediğimizi söyleyelim. Son 4 senede hiç bu kadar kötü görmedik. Ama oynatmayan Fenerbahçe yüzünden kötüydü Başakşehir. Yoksa Başakşehir'in kötülüğünü İrfan Can'ın İrfan etkisiz oyununu, vis, vis, Viska bu ligin en istikrarlı oyuncularından bir tanesidir ama oynatmadılar. Yakında ısıran, pozisyon e, tekrarını sağlayan, atak istikrarını sağlayan tam bir iç sağ oyunu gördük Fenerbahçe'den. Şimdi kadrolar elinize geldiğinde Emre'ye girmeyelim dedim ben de mi girmeyeyim? <laughs> Yok Emre sonradan girdi diye yani siz em, devam edin. E, Emre Emre'de şöyle bir şey oldu. E, geçen hafta Başakşehir şey Beşiktaş maçı kadrosuyla çıkacağını ifade ettim ben. Evet. E, çünkü Ersun Hoca güçlü bir orta saha istedi ve o güçlü orta sahayı başa, e, Beşiktaş maçında gördü. Ozanlı Gustavo'lu orta saha. Burada kanatlarda inisiyatif yaratıyorsunuz. Max Kruse'ye biraz daha özgürlük tanıyorsunuz. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda muhtemelen bundan sonra böyle oynayacak. Yani bundan sonra Emre ile oynamaz demiyorum. Haftaya Emre yine oynayabilir. Ama zorluk derecesi yüksek maçlarda bu ikiliyi göreceğiz. Ozanlı-Gustavoğlu orta sahayı. Kadrolar elimize geldiğinde de Okan Hoca'nın da bir tercihini gördük. Okan Hoca da Dembaba'nın yokluğunda Mahmut, Mehmet Topal, Önlerine İrfan Can'ı atmış. Evet. Şimdi bu da çok sık ikisi bir araya gelen oyuncular değil. Mehmet Topal'la Mahmut. O da bir orta saha güvenliği istemiş orada. O savaşı kazanayım demiş. Kadrolar yine elimize geldiğimizde son 4 senenin kadro istikrarı olan, ne oynadığını bilen, e, istikrar doğrultusunda sükunetini ve sakinliğini sahada e, kaybetmeyen, asla hezzayana kapılmayan bir takım Başakşehir. Öbür taraftan 3 haftayı galip bitirmiş. Şampiyonluk iştahı son derece yüksek. İç saha performansını maçtan önce daha kazanmış maçı. Maçın başlama düdüğüyle beraber ısırmaya başladı Fenerbahçeli oyuncular. İkinci dakikada gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. Şimdi bu bazen içeride şu konuşulur Ersin. Muhtemelen Ali abilerin zamanında maça iyi başlamak diye deyim var ya. Gir bir şut at dışarı gitsin. Seyirci oyunun içine girsin. Gir ilk şut korner olsun. Kornerle başlayalım gibi. Ya da uzun atalım gidelim basalım. Orada presle başlayalım gibi. Bunlar seyirciyi de sahaya çeken faktörler. Fenerbahçe maçı 45 dakikasını bu faktörle oynadı. İkinci dakika, daha ikinci dakika pozisyonu buldular. Sonra atak devamlılığı sağladılar. Dirar'ın yaptığı hata olmasa göğsüyle kaleciye bıraktığı top. Başakşehir neredeyse hiç gelmedi diyebiliriz. Tabii, hiç Bak, yok. Ama şöyle Başakşehir'in kötü oyununu Başakşehir üzerinden değerlendirmemek lazım. Bu maç o maç değil. Edin Viska 10 senedir iyi oynuyor. İrfan Can bir kalitesi var. Ayağı temiz ama oynatmadılar. Çok yakın oyun, temaslı oyun, ısıran oyun. Kazandığını tekrar bir 45 ile 55 arası biraz Başakşehir topa hakim olmaya başladı. 2-3 atak devamlılığı sağladı. Hemen aldı kontrolü Fenerbahçe. Şimdi çok iyi oynayan oyuncular var. Çok eleştirdik bu stüdyoda. On Fenerbahçe 10 numarası çok külfetli, zahmetli iştir Fenerbahçe'nin 10 numarası olmak. Bu akşam Max Kruse Fenerbahçe tarihinin 10 numaralarından gibi oynadı. Yani bu tarih Fenerbahçe tarihinde o formayı giyen 10 numaralar gibi oynadı. Yavaş gibi gözüküyor. Ama mesafe kat etti. Pozisyonlarda var, serviste var, defansa yardım etti. Top taşıdı, arkadaşlarının oynadı, oynadı, kendi keyif aldı, bir de arkadaşlarını da oynattı. Ali abi doğru söylüyor. Jailson, Serdar ikilisi hatasız oynadılar diyebiliriz. Jailson hem top oyuna sokuşta da çok önemli fark yarattı. Gustavo'yu zaten ayrı bir yere koyuyorum. Bu ligin iki ustasından bir tanesi şu anda benim için. Biri Trabzon'da Sosa, biri Gustavo. Bu kadar topla ilişkisi iyi, tansiyonu çok iyi ayarlayabilen, pas arası yapıp tekrar atak devamlılığı sağlayabilen, geri koşmamanı sağlayan ki bunlar büyük takım için belli en başta gelen parametrelerdir. Geri koşmayacak büyük takım. Gustavo oralarda tık pasarasıyla takımın geri koşmasını da engelliyor. 4 maç 12 puan son derece kıymetli. Bundan sonraki haftalara başka bir özgüven taşır. 37 puan önemli, yaslanacak, lideri izleyecek yarın. Ee, önemli bir virajı döndüğünü söylemeliyiz Fenerbahçe'nin. İyi Hatta bir oyunla döndüğünü söylemeliyiz. Trabzon maçı varken Fenerbahçe Trabzon deplasmanına gidiyor Sayın Lacivertler. Önümüzdeki hafta arka arkaya böylesine iki önemli mücadelenin birisini kazanmış oldu. Ve puanını 37'ye çıkardı. Ee, Vole'deki ankette siz tabii Max Cruze ile başladınız zaten ki... Oy veren takipçilerimiz de Max Cruze'nin bu oyunun hakkını vermiş durumdalar. Şu anda anketi yeni başlattım. %66,5'la Max Cruze Fenerbahçe'de bu akşamın en iyi oyuncusu olarak ön plana çıkıyor ki liderliği de bırakmak birazcık mucize herhalde. Jelson, Geri Rodriguez, Vedat Muriç ve Luis Gustavo diğer adaylar olarak değerlendirdiğimiz ve en iyi oyuncu seçimini de size bıraktığımız bir anket şu anda voleydeki hesabımızda. Ee, bu akşamla ilgili olarak tabi e, siz Emre'den bahsettiniz hocam. Oradan devam edebiliriz aslında. Emre Benezoğlu e, derbi ile beraber sakatlığı nedeniyle kenardaydı. Ve o süreç içerisinde de e, genellikle aslında Ersun Hoca da hep aynı 11'lerle sahaya çıkmayı. Özellikle mesela Tolga konusunda evet. ısrar ettiğini de görüyoruz. Arka arkaya maçlarda oynattı bir Gary Rodriguez'in sakatlığı döneminde mesela Deniz kanatta görev yapıyordu. Tolga'nın oynadığı dönemde. Emre'den devam edersek bundan sonraki Emre'siz bir oyuna bir dönüş müdür? Ya şimdi Emre neden transfer edildiğinden başlarsak aslında biraz daha Fenerbahçe'nin bugün geldiği noktayı biraz daha iyi tarif edebiliriz. Çünkü şöyle bir şey hissetti geçen sene sonuca. Hoca. Ya yani ben oyuncuları alıyorum, yapıyorum falan fakat benim içeride oyun liderine ihtiyacım var. Bir geçiş sürecini yaşamam lazım. Oyunda birinin ben sahada olamayacağıma göre teknik direktör olarak benim en azından orada bir vekilim olabilecek tecrübesi olan ve tribünlere ve medyada etkinlik yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyacım var ve Emre Fenerbahçe adına önemli bir adım oldu sezona başlangıçta. Geçen sene Gustavo'yu alsalardı belki Emre transfer evet, olmayabilirdi. Geçen sene Gustavo gibi bir oyuncu da yoktu ellerinde. Şimdi hem Gustavo'nun gelmesi, hem Emre'nin gelmesi, hem Kuruze gibi bir oyuncunun gelmesi yani baktığımız zaman bunlar hepsi lider etkili oyuncular. Yani hepsi tek başına bir takımın içerisinde demin Tümer çok güzel söyledi. Yani Sosa ve Gustavo çok farklı tiple oyuncular. Türkiye liginde ama Emre'nin bu oyuncuları bir yere e, getirmede çok önemli bir katkısı oldu. Neden? Çünkü Emre varsa oyuna etki etti. Emre varsa oyunu %100 oynadı. Bazen Emre ile de kayıplar yaşandı ama Emre topa sahip olduğunda ya bir şey yapar, etki yaratır noktasında hem kendi takım arkadaşlarına bir güven hem tribünlere güven oldu ve e, bence o geçiş sürecini bir şekilde Fenerbahçe Emre ile beraber doğru yaptı. Ama şunu da biliyoruz Emre'nin yaş itibariyle 39 yaşında bir oyuncu. Yani her maçı %100 performansla oynaması çok mümkün değil. İkincisi bir de şöyle bir şey var. Oyun içerisinde böyledir. Yani bir lider oyuncu varsa, Emre gibi bir oyuncu varsa diğer oyuncular bir şekilde onun bir şey daha artı yapacağını beklerler veya oyun içerisinde Emre yokken bugün Gustavo'nun da daha oyuna baskın olduğunu görüyoruz. Ozan'ın da daha baskın olduğunu görüyoruz, orta saha oyuncu Kuruzen'in de daha baskın oldu. Çünkü diyor ki, yani ben bir şeyler yapmam lazım, ben takım içerisinde sorumlu oyuncular olarak bu şeyi daha üst seviyeye taşımam lazım ve bu bir şey daha getirdi oyun içerisinde. Biraz daha basan, belki fiziki anlamda Tolga'yı da kullanmasıyla beraber, Tolga, Tolga ve Dirar konusuna da değineceğim de. Ama bu orta saha bütünlüğünde, oyunun güçlenmesinde. Emre'nin varlığı oynasa da oynamasa da takım içerisinde çok önemli bir katkı sağladı. Yani bugün sahada Emre'nin olmamış olması kulübede oynaması bile oynayan oyuncu için büyük bir şeydir. Ee, tehdit ve ya bir şey olursa Emre var bir güvendir. İyi oynamam lazım Emre bile kulübede oturuyor beni hemen alırlar. Bu da ayrı bir motivasyondur. İki yönlü aslında baktığımızda oyun içerisinde. Bir de şöyle bir şey var Fenerbahçe'nin sezon başından beri söylediğimiz güçlü bir kadrosu var. Oyun, mesela devre arasında transfer yapmak konusunda belki ilk yarıdaki puan kayıpları itibariyle bir endişe yaratmış olabilir. Yani illa bir Ama ben bunu birkaç defa dile getirdim. Yine söyleyeyim. Fenerbahçe kadrosu kendi performansını ve oyuncuları sakatlıklardan çıkartıp oynatabilme seviyesine getirebilirse Fenerbahçe kadro anlamında sıkıntı yaşamaz. Yani çünkü alternatifli bir kadrosu var. Öyle veya böyle oturttu bir tek problemi var. Sol bek konusunda sol bekte Ali olmamasından dolayı Dirar'la oynuyor. Bugün biraz onun sıkıntısı nasıl yaşıyor Fenerbahçe? Şimdi Dirar sol bek oynuyor. Önünde Tolga oynuyor. Atakları götürüyorsunuz. Her götürdüğünüzde bir dönüyorsunuz. Oyuncular sağ ayağına bir alıyor. Ondan sonra içeri kesmeye ve oyunu çevirmeye çalışıyor. Biraz oyun hızı o bölgede kesiliyor ama şunu görüyorum ben Fenerbahçe'de Ersun Hoca'nın da tercihlerine ve oyun yapısına baktığımızda diyor ki ben basan, koşan, düşündüğüm tarzda rakip sahada oynayan bir takım yaratacağım. Bunu belki teknik anlamda beceri yönde bir iki eksik oyuncuyla da gerçekleştirebilirim. Ama ben bunu yaparsam rakip cezalarına yakın olursam benim elimdeki diğer oyuncular bu maçı çözer. Ben skor bulurum diyor. Ve bunda da aksi sayılmaz. Yani e, kesinlikle Rodriguez'in bugün oyun içerisinde son goldeki asisti var ama oyun içerisinde kaç tane de şut pozisyonu Doğru. var. Bir iki tane etkili alsa belki direkt kendisi gol yapacak. Kontrol eksikleri falan oldu. ya O açıdan Fenerbahçe bugün hem oyun anlamında hem de bence e, skor anlamında çok önemli bir akşam yaşadı. Tabii ki Emre'nin de kulübede olması bugün mesela biraz uzattım ama kusura bakmayın. Yok yani, abi, be, e, Şimdi Deniz sürüç mesela Rize deplasmanda çok iyi oynadı değil mi? Oyun evet. olarak baktığımızda. Bugün de kenarda oyuna girer mi diye bekliyoruz ama neyi tercih ediyor Ersun Hoca? Ya diyor ki Deniz iyi oyuncu, kanat oyuncusu ama ben biraz daha süratli ve dinamik, çabuk rakibe karşı daha etkili olabilecek. Savunma markasına daha çabuk sprinter bir oyuncu tercihi ki çok tecrübeli bir oyuncu olmamasına rağmen Ferdi tercihini Ferdi tercih. tercih. ediyor. Yani Emreli ve Emretis oyunun en belirgin farkını ben söyleyeyim. Emreli oyunda pas oyununu rakibe dikte ettirirsiniz. Emresiz oyunda temponuz bir tık yukarı taşınır. Yani bu tercihlerle bir tık yukarıda oynuyor tempoyu. Ya yani bir vides aşağıdan oynuyor Fenerbahçe. O da devirdeki vides. Yani istediği iç sağ oyunu videsi Ersun Hoca'nın. Bence tercih bu doğrultuda geliyor. Ali abinin söylediği şey doğru. Bir tek sol taraf bu akşamki Fenerbahçe'nin Tek göze batan, rahatsız eden tarafı sol taraftaki sıkıntı. Mevcut sıkıntı o da. Bir sol ayaklı oyuncunun gerek önde gerek gerek arkadaki iki tane sağ ayaklı oyuncuyla oynaması. Sol ayaklı oyuncu eksikliği. Girar gidiyor çekecek. Tolga gidiyor çekecek. Tolga tercihini de şundan, şundan sebep yaptığını düşünüyorum. Deniz Türüç'e oranla mesela. Evet Deniz Türüç Rize'de çok önemli katkı sağladı. Çok önemli iş yaptı. Ama bu seviyedeki temposu yüksek, alanı geniş, geri koşma mesafesi yüksek maçları Tolga Ciğerci ile oynar Ersun Hoca. Tolga gider orada kafayı vurur. Seyirciden bir hmm, uğultu kopar. Yap o golü diye. Ama aynı Tolga Kayseri'nin önüne 40 metre bomboş top atıldığında gider o topu kazanır ve oyuna sokar. Bir hazırlık var şu anda. Statta gördüğünüz gibi muhabir arkadaşlar hepsi orada. Kameramanlar bütün her yer herkes şu anda aynı noktayı gösteriyor. Çünkü bir açıklama bekleniyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Sayın Semih Soyun bir açıklama yapacağı bilgisi geldi. Bu bakımdan orada hazırlıklar da devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Kenan Pamuk da orada. kameraman arkadaşımızla birlikte birazdan muhtemelen o kapıdan çıktığı anda kameraların karşısına geçecek Sayın Semih Özsoy. Ve bakalım bu akşamki maç veyahut da gündemin dışında başka bir şey söyleyecek mi? Bunu hep birlikte öğreneceğiz tabii ki. Ersin şunu mutlaka eklemeniz. Bu akşam maçın bitiş düdüğüyle beraber uzun zamandır Fenerbahçe sıdından herkes mutlu ayrıldı. Bak kazandığı maçlar da var. Ama mutsuz ayrılan, oynadığı futboldan keyif almayan bugün herkes mutlu ayrıldı o statta. Bugün evet. stattaki stada gelen herkes gelmenin karşılığını aldı tatmin olarak oyun tatmini olarak söylüyorum ki bu çok önemlidir bu haftalarda önemlidir ya Degim bu da düşünecek olursa bu bir olursak. şampiyonluk oyunuydu aslında Bravo. yani e, bu bir şampiyon takım evet. görüntüsü yani şampiyon olmak isteyen şampiyonluk mesajı veren şampiyon olacağım diyen ve rakiplerine de yani, evet yani e, rakiplerine de bunu en iyi şekilde hem sağdaki gösteren. rakibi değil yarışın içerisindeki diğer rakiplerine de en iyi şekilde gösteren bir oyun. Yani ilk andan son ana kadar Max Cruze yorumcularımız tarafından maçın adamı seçildi. Dün yaşanan depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Dün bütün Türkiye için acı bir gündü. Bu maç bizim için çok önemliydi ve çok mutluyum. İlk golü bulup perdeye açtım. Buradan galibiyetle ayrılmamız gerektiydi. Ve buna ulaştığımız için takım olarak çok mutluyuz diyor Max Kruse. Aslında takım olarak çok iyiydik. Takım halinde hareket ettik. İkinci bölgede topla çok buluştum. Mehmet Topal'ın beni takip edememesi alan bulmamı sağladı. Daha iyi top taşıdım üçüncü bölgeye. Türkçe olarak en çok yavaş kelimesini kullanıyorum. Yavaş yavaş kendimi buraya daha ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım diyor Max Kruse ilk geldiği andan itibaren de özellikle e, Türkçe dersi alarak Türkçe konuşmaya ve sosyal medyadaki paylaşımlarında da bunu Fenerbahçe taraftarı ve takipçileriyle genellikle paylaşmaya çalışan futbolculardan birisi Max Kruse. Gündelik hayatta yavaş çok yardımcı olur yavaş kelimesi Max Kruse'ye ama sağda kullanmasın yavaşı. Daha da Fenerbahçe taraftarının istediği şey yavaş değil. Bu, evet. şimdi Mehmet Topal'a dikkat çekmiş. Bu akşam çekmiş. ilk defa hızlıydı bak net yani çok. İlginç bir detay vermiş değil mi? E, detay vermiş. Max Kruse vermeden önce o detayı aslında benim de bir sonraki sorumu olacaktı ama yani Mehmet Topal'ın özelinde sanırım şu anda Semih Önsoy geldi. Evet görüyoruz kendisini. E, canlı yayındayız. Semih Ülker semih stadyumunda başkanım. Sayın Semih Özsoy şu anda başkanım. Fenerbahçe taraftarlarının da tebriğini kabul ediyor. Söz onda. Semih abi, semih abi, semih abi. Evet, evet. maçın değerlendirmesini evet. alabilir miyiz? Maçtan önce Elazığ, Malatya acımız büyük. Acıyı paylaşıyoruz. Bütün merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yaralılara da geçmiş olsun diyoruz. Açıkta kalan, soğukta kalanlara da elimizden geldiğince destek vermenin sözünü veriyoruz. Fenerbahçe olarak e, yaptık yaparız ne gerektiyse devletimizin, milletimizin emrindeyiz. Bunu bir kere daha söylemek isteriz. Bu acılar gölgesinde ne kadar futbol konuşulursa o kadar konuşabiliriz. Ersin Hoca'yı başta olmak üzere tüm takımımızı gönülden kutluyoruz. Hakikaten çok iyi, çok güzel, sonuca odaklı bir futbol sergilediler. Dolayısıyla mutluyuz. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Hafta ortası Vedat Muriç'i e, niyet okutarak PVTK'ya sevk edildi. Sonra e, karar Fenerbahçe'nin lehine çıkar gibi bir algı yaratıldı. Medyada bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet esasında cevap sorunun içinde niyet okumayla yapıldı ama bu Fenerbahçe'de ilk mi değil. Biz bu filmi çok gördük. Yaşıyoruz da niyet okumayla hatta zoraki itelemeyle hakem e, kararında var denilerek ki hakemin burada hiçbir etkisi olmaması gerekir ki öyle de gözlemci raporunda, temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Hani tabir yerinde ise kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Ama biz bunların hepsini biliyoruz. Neyin ne olduğunu da biliyoruz. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Bu daha önce de söylediğimiz gibi 4-17 kültürü. Bununla birlikte Kayseri'de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogtan dolayı hiçbir raporda gözükmeyen Emre'yi ite kalka sokmaya göndermeye çalışanlar niye diye sorduğumuzda ya biz biliyorduk da emin olmak için gönderdik diyenler. Bunlarla mücadelemiz devam edecek ama bunlarla birlikte biz de sizdeniz biz de sizdeniz diyenler var. Onların da farkındayız. Camı kırıp ondan sonra kapının önünden camcı diye geçenler var. Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür. Her şeyin farkındadır. Her şeyi bilir, görür, duyar. Zamanını bekler Eminim Ali Başkan bu zor süreçlerden sonra çıkar. Sine millete, taraftara, döner. Camiasına neyin ne olduğunu çok iyi anlatır. Bu kooperatif yapının içinde içerisinde Fenerbahçe'ye hizmet eden insanlar da var. Dolayısıyla en acısı en acı da o. Ama bir de, tekrar söylüyorum biz her şeyin farkındayız. Dost gibi gözükenler durumdan vazife çıkartanlar var. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, Fenerbahçe'nin rakibi, rakipleri yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Ama bir de son zamanlarda Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tatmayanlar var. Onlara da buradan ikazımız olsun. Fenerbahçe ile bu diyaloglara girmemelerini de kendi açılarından fayda vardır. Sayın Siz de takdir edersiniz ki her maç zor artık. İlk kere bizim mağlubiyetlerimiz hiç ummadığımız evimizde Antalya galibiyet olmayan Kayseri'ye gelmişti. Dolayısıyla her maç zor. Ama Trabzon deplasman olarak şu anda bulunduğu konum itibariyle de zor bir deplasman. Oraya güçlü, kuvvetli, galip bir şekilde gidiyoruz. İnşallah galip gelip gelecek. Sevil Bey, limit artışıyla ilgili şu anda gelinen son nokta nedir? Her maçı taraftar transfer yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu merak ediyor. Birinci sorun bu. İkinci sorun da Ali Bey canlı yayına demişti ki bütün başkanlarla Mustafa Bey'le de canlı yayına çıkalım demişti. Dün cevap verdi. Ali Bey'e canlı yayına çıkabileceğini söyledi. Bu konudaki düşünceleriniz. O zaman dedi. görev size düşüyor. Organize edin. Madem Mustafa Başkan da bunu böyle dedi. Umarım demiştir. Dedim de, de der sonra kabul edilir inşallah. Dolayısıyla her ortamda Ali Başkan gelir onlarla birlikte. Bir olmak ya anlatırız, konuşuruz. Biz devletimize niye niye yaptın hiçbir zaman demedik. İyi ki yaptım dedik ama bize uymuyor. Uymanın yolları. Limit sizin de söylediğiniz gibi limitte. Bütün imkanları seferber ettik Ali Başkan ve ekibi. Bunların doğrultusunda olabilecekse, bunu da biz yapabileceksek biz yaparız. İnanın kuruşlarla hesaplıyoruz. Fakat öyle bir yapı var ki karşımızda zaten ölçüp biçip biraz taştığını biraz arttığını görünce geri çekiyor. Dolayısıyla yapılabilecekse biz yapacağız. Ama biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz. Velev ki yapamadık. Bu takım fazlasıyla yeter. Ersun Hoca ve oyuncuları burada şampiyonluğu çok rahat getirirler. Şunu herkes bilmeli ki biz güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız. Sonuna kadar gideriz. Çok teşekkür ederim. İyi